Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Türkiye satışına sayılı günler kala yeni Civic hakkındaki öne çıkanlara bakacağız. Şimdi yeni Civic'e geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi gelin şimdi yeni Civic ile ilgili öne çıkanlara bakalım. Kasım ayı içerisinde Türkiye satışları başlayacak olan Civic, sedan gövde tipiyle listelerdeki yerini alacak. Honda'nın Türkiye'deki fabrikasını geçtiğimiz günlerde devretmesiyle birlikte artık ithal otomobiller listesinde karşımıza çıkacak olan Civic'in yeni nesli için geri sayım başladı. Geçtiğimiz Nisan ayında küresel lansmanı gerçekleştirilen ve bir süredir Amerika gibi dış pazarlarda satışa sunulan 11. nesil Civic, Kasım ayı içerisinde listelerdeki yerini alacak. 16 Ekim itibariyle Accord'u Türkiye'de satışa sunan Honda Türkiye'nin benzer bir politikayla Kasım ayının ikinci haftasından itibaren de yeni Civic'i satışa sunması planlananlar arasında. Yurt dışı odağında başlayan satışlar sayesinde ilk geri dönüşlerini de görmeye başladığımız Civic ailesinin bir önceki nesle göre daha başarılı olduğuna dair yorumlar çok dikkat çekenler arasında. Ailenin özellikle kokpit tarafındaki malzeme kalitesinin hissedilir oranda arttığına dair ortak bir kanı mevcut. Düzenlenen lansman etkinliğiyle birlikte tanışmayı beklediğimiz Civic'i bu vesileyle bir kez daha öne çıkanlarıyla anımsama vakti. Yeni neslin kağıt üzerindeki detaylarına bakacak olursak, genişlik ve uzunluk konusunda daha ileride konumlanan bir Civic'in bizi beklediğini görüyoruz. Bu etkinin tasarımda daha fazla hissedilmesindeki en büyük etki ise şüphesiz uzatılan kaput bölümü. Tasarım konusunda var olanı geliştirme felsefesine gidilmiş durumda. Marka tasarımcıları modernleştirme ile birlikte daha premium bir görüntüye sahip Civic yaratmak için yola çıkmış. Bu noktada baskın şekilde kendisini öne çıkartan ön bölümde yeni ızgara ve tampon yapısı dikkat çekiyor. Tamamen yenilenen ön ışıklandırma grubu da görünüşle birlikte kullanım deneyimi konusunda da daha başarılı olacak. Arka tasarımda ise dikkat çeken şey şüphesiz stop tasarımı ve yeni arka dizayn. İç mekana baktığımızda ise yeni Civic'le birlikte artık dijital sürücü ekranı da devreye girecek ki bu da kullanıcı deneyimini bir üst noktaya taşımada önemli. Honda cephesi hayalet göstergede 10.2 inç gibi gayet cömert bir ebatla karşımıza çıkıyor. Videoda izlediğiniz modelde tamamen hayalet olan bu göstergenin Türkiye'de yarı hayalet dediğimiz Accord'da da gördüğümüz göstergenin olacağını düşünüyorum. Alt paketlerde 7 inç olarak gelen multimedya ekranı ise üst donanımlarda 9 inçe kadar çıkabiliyor. Sistemin kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto bağlanma desteği sunması da gerekliliği karşılanmış noktalar arasında. Orta konsolda kablosuz akıllı telefon şarjının da mümkün olduğunu belirtelim. Civic'in güvenlik destekleri konusunda da eli yerinde parçalarla güçlendiriliyor. Araç üzerinde konumlandırılan yeni kamera ve sensör gibi donanımlar sayesinde Honda'nın Honda Sensing adını verdiği yaya ve bisiklet algılama, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve çarpışma uyarısı gibi pek çok aktif ve pasif destek sistemleri listelerde karşımızda olacak. 11. nesil Civic'in motor tarafında ise yurt dışında iki farklı seçenek sunuluyor. Ailenin giriş seviyesinde yer alan 2 litrelik atmosferik motor 158 beygir güç ve 187 Nm tork değerini üretirken bu motorun vergi dinamikleri sebebiyle Türkiye'ye getirilme ihtimalini yüksek görmüyoruz. Satışa sunulmasını beklediğimiz 1.5 litrelik turbo beslemenin ünite ise ufak geliştirmelerle birlikte 180 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Her iki motorda da yazılımında ekonomi odaklı dokunuşlar yapılmış CVT şanzıman standart olarak kendisine yer buluyor. Amerika'da 4 farklı donanım seviyesiyle sunulan Civic Sedan'ın bu anlamda Türkiye'ye de zengin şekilde giriş yapmasını bekliyorum. Fiyat konusuna geldiğimizde ise Honda Türkiye yetkililerinden aldığımız bilgiye göre 320 ila 380 bin TL'ler arasında konumlandırılacağı söylentiler arasında. Evet, bu videomuzda yeni Civic'e baktık. Civic ile ilgili detayları paylaştık ve öğrendiğimiz fiyatları sizlere aktardık. Sizce Civic nasıl olmuş? Bu fiyatlara alıcı bulabilir mi? Fiyatlar nasıl? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.